Melek! 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 Ne yaptın sen Melek? Melek ah Melek! Melek ah Melek! Eve götürsen 1000 tane soru. Hastaneye götürsen adım attığım anda komutan başıma dikilir. Bu gece eve gelmesen fabrikada kal. Ev bana lazım. Bir sıkıntın var ağam. Yardımın olur mu? Sen dediğimi yap, haydi. Nasılsın bacım? Biraz daha iyisin değil mi? Bir şey de gözünü seveyim. Tamam. Sen sakın kıpırdama, tamam mı? Bekle, ben geleyim şimdi. Neydeciğim ben şimdi? Fazla bir şeyin yok. İyi olacağım Melek.
Meral bacım. Gel hemen otur şöyle. Ben nereden bileyim senin orada olduğunu? Niye ses etmedin? Niye abi demedin ha? Tamam. Tamam bacım. Sen şimdi burada bekle. Sakın kıpırdama. Ben merhem almaya gideceğim. Her şeyi anlatacağım sana. Her şeyi. Sakın kıpırdama bir yere, tamam mı? Sakın. Sen de yanacaksın abi. Benim gibi cayır cayır. Sen de yanacaksın. Kimse sana merhem almaya gitmeyecek. Hiç kimse. Hiç kimse. Buyur ana. Gene kim kaçtı? Kimsenin kaçtığı ettiği yok. Allah Allah. İyi bak ana, mutlak kaçmıştır biri. Kendi al, eğleşme. Özlem'e bir doktor bulmak lazım. Ha, Ebru Antep'e gidiyormuş. Oradan bagajlık işi varmış orada. Ha sen de bak et. Ya kızın halı hal değil ama çok da dilendirme. Kol kırılır, yer içinde kalır. Hah gördün mü ana, biri kaçmış derken yok dediydin. Özlem'in geçileri kaçmış, geçileri. Haydi anam, haydi. Melek. Ne büyük zulümmüş aşık olmak. Hele de kadınsa. Kadın olmak hepten zulüm zaten. Melek! Melek! Bacım dur! Melek! Hay Allah, Melek! Bacım! Melek! 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 Bacım senin hiçbir suçun yok. Sen değilsin. Emanetçi sen değilsin. Melek! Sakın! Melek! 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 Melek bacım! Anlatacağım her şeyi. Anlatacağım her şeyi. Melek! Melek! Haydi! Haydi kalk! Haydi! Buyur ağam. Sibel, sakın çaktırma. Birazdan Kasım gelecek. Ağam beni doktora kontrole götürecek dersin. Tamam mı? Haydi hemen hazırlan. Kasım yarım saate orada olur. Ağam. Sibel ne oldu? Kötü bir haber mi aldın? Buyur ağam. Kasım neredesin? Antep'teyim ağam. Fabrikayla ilgili bir iş vardı da onu halletmeye geldim. İyi hallettin mi? Yok ağam, akşama doğru hazır edeceklermiş. Kasım. Oyalanma. Hemen Halfeti'ye geri dön. Konağa git, Sibel'i al. Onun evine getir. Haydi çabuk, çabuk. Ben o eve geleceğim. Geleceğim ama. Şimdi beni iyi dinle Melek. Recep beni 600.000 lira dolandırdı. Sonra seni kaçırıp telefon etti.
Sizi nasıl bulduk sanıyorsunuz? Telefon takibiyle yerinizi tespit ettik. Recep seni Sadık Ağa'ya gönderdiğinde beni adliyeye çağırdı. Gönderme beni Recep'im, yalvarırım, ayırma yanımdan. Ben şu işleri bir halledeyim, sonra bir dakika bile yanından ayrılmayacağım. Hadi. Geldim adliyeye. Bacını sakladım. 600 binin üzerine sünger çek. Bana açtığın davadan vazgeç dedi. Nerede kaldın Recep? Aklıma bin türlü şey geldi. Nasıl çıktın? Kendala suçlamasından vazgeçti. Daha bitmedi. Eğer davadan vazgeçmezse, 600 bin üzerine sünger çekmezsen, elimde bacının görüntüleri var dedi, deliye döndüm. Recep bana hiç dokunmadı. Ya nereden bileyim bacım? Belki sen uyurken falan çekti. Ne dediyse inandım. Bacım elindeydi. Ne edeydin? Recep'in dini, imanı paradır. Para için her şeyi yapar o. Parayı da bana getireceğim dedi. Bir arkadaşımdan borç istediydim. Durumu anlattım, biliyor o da. Sağ olsun ayarlamış, biletine kadar almış. Sonra Recep'i takip ettim. Kaldığınız yeri buldum. Recep benimle buluşmak için çıktığında ben de gelip seni alıp eve bıraktım. Sonra tekrar bağ evine döndüm. Oradaydın. Üzerine yürüdüm. Ver şu telefonu dedim. Paradan da davadan da vazgeçtim. Yeter ki bacıma bir şey olmasın dedim. Bıçağı salladı. Beni bıçakladı. Gözü dönmüştü. Parayı alamayacağını anlayınca hepten delirdi. Başka yol mu kaldı ya meleğim? Başka yol mu bıraktılar? Bıçağı yedikten sonra kendimden geçmişim. Sonra ne telefon kaldı, ne başka bir şey. Cezaevinden haber saldı. Telefon hala bende. Eğer dediklerimi yapmazsa bacının bütün görüntülerini her yere yayarım dedi. Dayanamadım bacım. Benim saf, temiz yürekli bacım aşık olmuştu. Tertemizdi o. Bilmiyordu Recep'in nasıl bir it olduğunu. Son çare, Recep'i içeride temizlettim. Telefonu arattım ama yok. Sonra aklıma geldi. Evde saklamış olabilir diye düşündüm. Eve geldim, bileyim. Yakıp, kül edip bu işten kurtulmak istedim. Ama her zaman Gendal kötü, Gendal yılanın başı. Öyle değil mi bacım? Ah sana itirafsa itiraf. Recep'i içeride ben öldürttüm. Yeter ki bacımın görüntüleri ortaya çıkmasın, ona halel gelmesin istedim. İstersen beni ihbar edebilirsin. İnkar da etmeyeceğim. Efendim? Alo, Oğuz komutan. Alo? Kendal Bey, alo. Kendal Bey? Alo? Ya komutan,
Kusura kalma, ses kesildi. Ben öyle bir hal hatır sorayım diye aradım. Bir sorun yok ya Kendal Bey. Yok bir şey komutan. Haydi, işin gücün rast gelsin. Koca konağı tek başına çekip çevireyim. Daha önce de söyledim ama benim içime sinmiyor. Herkes kendi derdinde, kendi hesabında. Ben diyeyim ki istersen sana bir yardımcı tutalım. Ha ne diyeyim? Ana, evimin işi. Düşünme sen, üzme kendini. Ev işleri nedir ki? Rahmetli anneannem derdi. Su getirmek salıncak, evi süpürmek oyuncak. Ana, hem size sağ olsun. Ucundan kıyısına yardım ediyor bana. Biraz rahatlasa iş bırakmayacak diyeceğim sana ha. Ah Kendal, ah hep dört ayağın üstüne düşeyim. Hayırdır? Kendal ağam gönderdi de beni. He onu anladık. Ağam Sibel yengeyi istiyor. Sibel'i doktora götüreceğim ana. O yüzden gönderdim. Çabuk gelsinler. Tamam ana, tamam. Haydi. Melek, her şeyi anlattım sana. İnanmayayım mı bana hala? Hadi gidin bakalım. Narin, sen de hava alacım dedin. Sen de çarşıya bırakıversinler. İyi olur. Ağzı çağırmışmış. Ben sorarım size. Senin de sıran gelecek Sibel Hanım. Senin de. Ana, Melek nerede kaldı? Sabahtan beri haber yok, merak ettim ben. Evde yerde tutamaz olduk kimseyi. Yok. Kendal, Melek nerede? Sen biliyor musun? Ben iyice merak ettim. Melek yanımda ana. Meraklanma sen. Çarşıda gördüm onu. Sibel'i doktora götüreceğim ya. Ona yoldaşlık etsin diye. Telefonlarıma niye cevap vermiyor? Ya telefonunu kaybetmiş. Sen merak etme, benim yanımda. Tamam anacığım, haydi. Senin Kendal'ın evinde baş başa. Ha? Senin ne işin var lan Kendal'ın evinde baş başa? Ne bağırıyorsun ya? Ne bileyim ben? Anasına da yalan söylemiş. Yok doktora gidecek misiniz de yok falan da. Miyim lan ben? Ha? Uğruna hapislerde yattığım kadını kendi elimle Kendal'a mı götüreyim lan?
Öldüreyim mi lan ikinizi de? Ha? Geçeyim mi lan? Bacım sana emanet. Ona iyi bak. Kimseye de bir şey deme. Tamam. Sen gitmedin mi lan? Bir ihtiyacınız var mı diye bakayım dedim ha. Melek bacım biraz rahatsız. Sibel ona bakacak. Git bir şeyler al gel. Akşam da kapıda dur. Arabada yatarsın tamam mı? Emrin olur ha. Melek bacımızın önemli bir şeyi yoktur inşallah. Yok yok. Anamı üzmeyeyim dedim.